Merhaba arkadaşlar. Bahçe tarımı 1 dersinin bu programında bahçe bitkilerinde farklı çoğaltma tekniklerini ele alacağız. Önceki programlarımızı hatırlayacak olursanız, bahçe bitkileri ile çok farklı biyolojik ve fizyolojik özelliklere sahip geniş bir bitki topluluğunu kastediyoruz. Dolayısıyla bu bitkilerin çoğaltım teknikleri de büyük bir çeşitliliğe sahip. Bahçe bitkileri iki temel yöntemle çoğaltılır. Bunlar generatif ve vegetatif çoğaltmadır. Generatif yani eşeyli çoğaltımın temel kaynağı tohumdur. İlk önce tohumun yapısını tanıyalım. Canlı bir tohumun oluşması için çiçeklerin ve eşey hücrelerinin meydana gelebilmesi, tozlanma ve döllenme olması gereklidir. Bir tohum, embriyo, endosperm ve tohum kabuğundan oluşur. Tohum kabuğu da embriyo ve endospermi dış etkenlerin zararlarından korur. Tohumla çoğaltma, üzerine aşı yapılacak ve kök sistemi oluşturulacak anaçların elde edilmesinde ya da yeni çeşitlerin geliştirilmesinde kullanılır. Bununla birlikte, tarım teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda hibrit tohum kullanımı da söz konusu olmuştur. Hibrit tohumla kastedilen, tamamen saflaştırılmış ana ve baba hatların melezlenmesi sonucu elde edilen birinci jenerasyon torumudur. Bu tip tohumlarda standart tohumlara kıyasla çok daha yüksek verim elde edilmektedir. Tamamen doğal yollarda elde edilen hibrit tohumlar, olumsuz çevre koşullarına çok daha dayanıklıdır. Tohumla çoğaltımdaki işlemlerden birisi, tohumun alınması ve temizlenmesidir. Farklı bahçe bitkilerinde oluşan tohumlar farklı yöntemlerle alınır. Örneğin kiraz, vişne ve erik gibi sert çekirdekli meyve türlerinde olgunlaşan meyvenin tohumu hemen çıkartılır. Elma ve armut gibi yumuşak çekirdekli meyve türlerinde ise süreç daha zahmetlidir. Dilimlenip ezilen meyveler ilk önce su dolu kaba konur ve fermentasyon oluşması beklenir. Daha sonra meyve etleri tohumlardan ayrılır. Domates, hıyar, kavun gibi bitkilerde de fermentasyon işlemi gerekir. Burada ek olarak fermentasyon işleminin ardından tohumların temizlenmesi için yıkama ve kurulama işlemleri uygulanır. Genel olarak dikkat edilmesi gereken nokta, tohumu alınacak meyvelerin tam olgunluğa ulaşmış olmasıdır. Gelelim vegetatif yani eşeysiz çoğalmaya. Bitkilerin kök-sürgün oluşturulabilen ya da başka bitkiyle kaynaşabilen parçalarıyla çoğaltılmasına eşeysiz çoğalma denir eşeysiz çoğaltma sayesinde ana bitkinin bütün özellikleri birer yavruda ortaya çıkar bu bitki topluluklarına klon adı da verilir peki eşeyli çoğalma yerine eşeysiz çoğalma hangi koşullarda tercih edilir bir kere günümüzde ticari olarak yetiştirilen klonla elde edilmiş bitkileri tohumla çoğaltacak olursak genetik açılım meydana gelir bu nedenle değerli özellikleri kaybolur Muz ve bazı portakal çeşitleri gibi kimi bitkilerinde tohumla çoğaltım mümkün değildir. Eşeğsiz çoğaltıma başvurulmasının bir diğer nedeni ise kolaylığıdır. Eşeğsiz olarak çoğaltılan bitkilerde bazen genetik değişiklikler olabilir. Aslında eşeğsiz çoğaltma yöntemi kullanıldığında bitkinin kalıtsal yapısında değişiklik olmaz. Yeni bitki aynı genetik yapıya sahiptir. Ancak nadiren hücre bölünmesi sırasında kromozom sayısında bazı değişiklikler olabilir. Buna tomurcuk mutasyonu adı verilir. Örneğin greyfurt gibi meyveler tomurcuk mutasyonu sonucunda ortaya çıkmıştır. Bazı durumlarda hücrelerden birinde mutasyon oluşabilir ve mutant hücre ile mutasyona uğramış hücre birlikte çoğalmaya devam eder. Böylelikle hem mutant hem mutasyona uğramamış hücre gruplarına sahip yeni sürgünler meydana gelir. Bu oluşuma da himeyre adı verilir. Şimdi eşeğsiz çoğaltma yöntemlerine göz atalım. İlk yöntemimiz çelikle çoğaltma. Yeni bir bitki elde etmek için bitkilerin gövde, dal, kök veya yaprağından kesilerek hazırlanan parçalara çelik adı verilir. Uygun çevre koşullarında çeliklerin sürgün oluşturması sağlanarak yeni bitki elde edilir. Bitkinin türü ve kullanım amacına göre farklı çelik tipi uygulaması gerekebilir. Çeliklerde köklenme başlamasını etkileyen faktörler vardır. Bunlardan birisi bitkinin kalıtsal yapısıdır. Ana bitkinin beslenme durumu da çok önemlidir. Çelik bitkinin iyi beslenen yerinden seçilmelidir. Özellikle sürgünlerin dip kısımlarından hazırlanan çeliklerde köklenme oranı yüksektir. Çünkü sürgünlerde dipte karbonhidrat oranı yüksektir ve yüksek karbonhidrat oranı kuvvetli kök oluşmasını sağlar. Bitkinin yaşı da köklenmede etkili olabilir. Zor köklenen türlerde gençlik döneminde alınan çelikler daha kolay köklenir. Bu faktörler dışında sıcaklık, nem, ışık gibi çevresel faktörler de köklenmeyi etkiler. İkinci eşeğsiz çoğaltım yöntemi de aşı ile çoğaltımdır. Aşılama iki bitki parçasını tek bir bitki oluşturacak şekilde kaynaştırmaktır. Kaynaşan bitkiler tek bir bitki gibi büyümelerine devam ederler oluşan yeni bitkinin üst kısmını oluşturan bölüme kalem, alt kısmını yani kökünü oluşturan bölüme anaç denir. Aşının tutmasını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlardan bazılarına göz atalım. Bitkiler arasında fizyolojik ve yapısal farklılıklar çoksa uyuşmazlık sorunu ortaya çıkabilir. Bazı türlerde ise aşının tutması diğer türlere göre daha zor olabilir. Örneğin cevizin aşılaması elma ya da armut kadar kolay olmaz. Yine nem ve sıcaklık gibi çevresel faktörler kaynaşmayı sağlayan kaldus dokusunun oluşumunda belirleyici olduğu için çok etkilidir. Ve tabii ki anacın su ihtiyacı tam olarak karşılanmış olmalıdır. Aşılama tiplerini kalem aşıları ve göz aşıları olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Kalem aşılarını yarma aşı, kakma aşı, kabuk aşı gibi farklı uygulama biçimleri vardır. Göz aşılarındaysa uygulamaları T aşısı, yama aşı ve yongalı göz aşısı olarak sıralayabiliriz. Şimdi de daldırma adı verilen eşeğsiz çoğaltma yöntemine bakalım. Bu yöntemde ana bitkinin dalları bitkiden ayrılmadan değişik şekillerde toprağa gömülür ve gömülen yerlerden köklenmesi sağlanır. Daha sonra kesilerek ayrılır. Çelikle zor üretilen fındık, İncir ve ayva gibi meyve türlerinde bu yönteme başvurulur. Daldırma yöntemlerinin diğer yöntemlere göre bazı avantaj ve dezavantajları vardır. Bunlardan birisi köklenme başarısının yüksek olmasıdır. Ayrıca aşı yapma ve anaca ihtiyaç duyulmaz. Uygulaması da daha kolaydır. Ancak çelikle çoğaltmaya göre daha az bitki elde edilir. Daha geniş bir alana ihtiyaç vardır ve bakım maliyeti de daha fazladır. Son olarak da diğer eşeğsiz çoğaltma yöntemlerini kısaca tanıyalım. Çok yıllık otsu bitkilerde soğan, yumru ve rizom gibi depo organlarıyla çoğaltma mümkündür. Bu yönteme özelleşmiş gövde ve köklerle çoğaltma adı verilir. Bazen de tek bir bitki, tek başına yaşayabilecek birkaç parçaya ayrılır. Buna ayırarak çoğaltma denir. Yayılarak gelişen bitki kollarının toprağa değdiği yerde yeni kök ve sürgünlerin oluşmasıyla da çoğaltma gerçekleşir. Buna kollarla çoğaltma denir. Örneğin çilekler bu yöntemle çoğaltılır. Doku kültürüyle çoğaltımsa bitkilerin sahip olduğu bir doku parçasından hatta hücreden tam bir yeni bitki oluşturma tekniğidir. Bu teknik 1950'li yıllardan sonra geliştirilmiş ve 2000'li yıllarda ticari bitki çoğaltımında dev adımlar atılmasını sağlamıştır. Evet arkadaşlar, böylelikle bahçe bitkilerinde farklı çoğaltma tekniklerini tanımış olduk. Programımız burada sona erdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.